Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Biz güneyine erkenden başladık. Sabah 6.30'da uyandık ve şu an saatlerimiz 10. Sabahın 10'u arkadaşlar. Yani ben erken kalktım ve bütün işlerimi bitirdim diyebilirim. İşte bulaşık makinesini dün akşam çalıştırmıştım, onu boşalttım. Ondan sonra tekrar kahvaltıdan kalan işte kirlileri onları makineye yerleştirdim. Çamaşır makinesini çalıştırdım derken bu saat oldu. İşlerimi şimdiden bitirdim arkadaşlar. Artık yani gün nasıl bitecek benim için bilmiyorum. Gerçi belli olmuyor. Bir bakıyorum sabah, bir bakıyorum akşam ama yine de gün birazcık zor bitiyor arkadaşlar. Ben de kahvaltıdan sonra çocuklara şöyle muz ayarladım. Muz yedireceğim. Kendime de şöyle Nescafe hazırladım arkadaşlar. Bugün Türk kahvesi yerine Nescafe içeceğim. Bu arada yeni bir lif başladım. Onu da sizlere göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım inşallah. Yani ip almışken dedim niye lif örmeyeyim. Zaten çeyizimdeki bütün lifleri, yani hediyelik birkaç tane dışında hepsini ben kendim ördüm arkadaşlar. Onları da zaten sizlerle paylaşmıştım. Onları da kanalımda izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bana da destek vermiş olursunuz. Şimdi ben mutfağa geldim. Bisküvi pastası yapacağım arkadaşlar. Öncesinde şöyle pudingimi pişireceğim tabii ki. Sizinle birlikte de yapmak istediğim, bana eşlik edin istedim arkadaşlar. Bardakla ölçmeme gerek yokmuş arkadaşlar. 2,5 su bardağı süt istiyordu puding. Tam da kutuda 2,5 su bardağı kalmış. Arkadaşlar ben şimdi geldim, çayımı da şöyle demledim, örgümünü aldım, sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şu anda arkadaşlar ben lifimi bitirmiş durumdayım ve kenar kısımlarını örüyorum. Şöyle basit bir yani kenar diyebilirim. Şöyle arkadaşlar göstereyim sizlere de, sizinle paylaşayım
Beğendiniz mi? Güzel yapmış mıyım? Bana yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar ben bahsettiğim gibi çeyizimdeki liflerimi kendim örmüştüm. Bakın onlardan bir tanesi de bu. Zaten bu liften ördüm arkadaşlar. Bunun da kenarlarını bakın. Şöyle yapmışım. Gerçekten hani o zamanlar bayağı bir sabrım ve vaktim varmış doğal olarak. Şu an gerçekten hiçbir şekilde yani vaktim olmuyor. Olsa da böyle akşamları anca biraz örebiliyorum. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan sizinle birlikte birazcık lifimi. Arkadaşlar biz şimdi şöyle balkona çıktık. Görüyorsunuz zaten balkonu sermiştim bir önceki videomda. Şimdi de böyle çayımı aldım. Geldim. Çocuklar uyurken böyle bir çay içtim arkadaşlar. Tekrardan bir kupa daha çay doldurdum. Şöyle balkona geleyim dedim. Çocukları da biraz bahçeye çıkarayım istedim arkadaşlar. Böyle hava gerçekten çok güzel, mis gibi. Şimdi ben çayımı içeyim arkadaşlar. Çocuklar da biraz oyun oynasınlar. Ve ben lifimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle son halini de sizlerle paylaşmak istedim. Gösterdim zaten. Sizinle birlikte kenarlarını biraz ördük. Çok fazla sıkmak istemedim sizleri de arkadaşlar. Şöyle klasik, kolay bir model yaptım. Bakalım. Belki bir yere hediye götürürüm. Belki yine eve kalır. Bilmiyorum. Şimdi böyle ördüm arkadaşlar. Ördükçe de sizlerle paylaşacağım. Battaniye ördüm arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Örgü çanta yaptım. O da kanalımda mevcut. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de lif ördüm. Öyle. Ve örgümü de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bugünün menüsü kıymalı makarna. Biliyorsunuz bir önceki videoda karnıyarık yapmıştım. Ondan biraz kıyma kalmıştı yani iç harcı kalmıştı. Ben de değerlendirmek istedim. Bir de ne yemek yapayım diye düşünürken aklıma kıymalı makarna geldi. Bu şekilde değerlendirdim. Hem kıymam da ziyan olmamış oldu. Günün menüsü de böyle oldu arkadaşlar. İşte yanında yoğurdu, salatası. Yine aynı şekilde bugünün menüsü de böyle çıktı arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Yemeğe başlamadan önce hemen size çekmek istedim. Bazen unutabiliyorum arkadaşlar. Yemeğin ortasında aklıma geliyor. Şimdi bize afiyet olsun. Sonra tekrardan görüşelim.
pastamız hazır arkadaşlar. Şöyle Hindistan ceviziyle de süsledim. Yani ben bol Hindistan cevizi kullanıyorum görüldüğü üzere. Pastalara, işte tatlılara ben çok yakıştırıyorum. Şerbetli tatlılara bile kullandığım oluyor Hindistan cevizini. Şimdi tabaklara koyacağım arkadaşlar. Sonra da çayımızı içeceğiz. Ve sonra da sizinle vedalaşacağım arkadaşlar. Şimdi ben pastamı servis edeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir günümüzü daha bitirdik. Açılışı arkadaşlar mutfakta yaptım. Ve yine kapanışı da mutfakta yapıyorum. Her zaman olduğu gibi. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Elimden geldiğince sizleri sıkmamaya gayret gösterdim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz. Bu arada abone olduktan sonra aşağıda bulunan bildirim zilini de aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.